Hocamız dünya tatlısıdır, dünya güzelidir. Hocamızdan çekinmek bir yana, dünyadaki benim en yakın olduğum kişi, dünyada şu anda yaşayan insanların arasında en çok sevdiğim kişi hocamızdır. Dünyalar yakışıklısı hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Evet. Allah'ın üzerimizde bizim tecelli ettirdiği güzellikleri hep siz vesile oldunuz, siz önder oldunuz. Sizin güzel ahlakınız vesile oldu, sebep oldu. Maşallah. Siz hep örnek oldunuz hocam, maşallah. Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bugün sizinle bu podcast'te Ceylan Özgül ya da namı diğer Ceylan Özbudak üzerine konuşacağım. Ceylan Özgül üzerine ne konuşacağım? Yine her zaman olduğu gibi Adnan Oktar cemaatini falan konuşmayacağım. Öncelikle Beyza hocamız sağ olsun. Kendisi zaten Ceylan Özgül gibi son dakikada örgütten çıkıp itirafta bulunmuş birisi değildir. Beyza Bayraktar hocamız. Ben kendisini gerçekten çok takdir ediyorum. Çok severim. Zaten bu Adnan Oktar'a ilgimi de kendisi sağlamıştır. Adnan Oktar cemaatine olan ilgimi diyeyim daha doğrusu. Beyza Bayraktar sayesinde ben o cemaati keşfettim. Yoksa Adnan Oktar'la falan hiçbir işim yoktu. Beyza Bayraktar hocamız sayesinde ben o örgütü keşfettim. Sadece Adnan hocacılar falan diye bir muhabbet duymuştum daha önceden. Hani Adnan Oktar'ın A9 muhabbetlerini falan da az çok internetten görüyordum. İşte Adnan Oktar bazı yayınlara falan katılıyordu, böyle canlı yayınlara falan. Tabii ki şimdiki gibi YouTube falan değil, böyle o zamanlar televizyonda. Açık oturum programı. Hani milletin kavga ettiği falan var ya böyle hani. Canlı yayında kavga falan diye. Genelde böyle açık oturum programlar olur. Siyaset falan üzerine. Siyaset din muhabbetlerinde genelde kavga çıkar. Her neyse. Adnan Oktar'ı o kadar biliyorum yani. Ama Beyza Bayraktar hocamız sayesinde Adnan Oktar cemaatini o zamanlardan ilgimi çekti. Ve araştırdım. Ve o sayede bir de Tülay Kumaşçı vardı. O ikisi sayesinde keşfettim. Doğrusunu söylemek gerekirse, fakat Tülay Kumaşçıcı değilim ben. Ben Beyza Hocacıyım. Beyza hocamız zaten çok önceden Adnan Oktar cemaatinin gerçek yüzünü görerek örgütten çıktı. Çok önceden. En azından bir yılı var. Şimdi, Ceylan Özgül, namı diğer Ceylan Özbudak. Şu anda telif yemeyeceksem eğer, ekranlarınıza görüntü geliyor. Video görüntüsü hem de. Ben dindar bir insanım. Ehli sünnet inancındayım. Benim ailem ise ahlak dışı yaşamları olan, dolandırıcılıkla geçinen, babam bugüne kadar defalarca dolandırıcılıktan yargılanmış bir insandır. Ben annemi ziyaret etmeye gittiğimde baktım silahlı adamlar çıktı, silahlar çıktı. Benim ellerimi bağladılar, ayaklarımı bağladılar. Adamlar beni dövmeye başladı, silahlı adamlar. Beni sürükleyerek, merdivenlerden sürükleye aşağıya indirip apartmandan. Ben burada çok çok önemli bir şey söyledim. Yani babamın beni taciz ettiğini söyledim. Ve annem güldü. Ve nasıl bir gülüş olduğunu siz çok iyi anlarsınız. Gördüm. Yani ve beni çok irite etti. Bu arada eğer Ceylan Özgül Milli İstihbarat Teşkilatı'yla birlikte çalışıyorsa, bu podcast Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ilgili değil. Ceylan Özgül'le ilgili. Namı diğer Ceylan Özbudak'la ilgili. Hani o yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstüne alınması gereken bir konu değil bu. Neyse abi. Şimdi o zamanlar ben velhasıl kelam işi sulandırmayayım, devam edeyim. Bu örgütü keşfettik. Gördük, baktık falan filan videolarına, bilmem nelerine, herifin yazdıklarına, çizdiklerine falan baktım. Hatta sağ olsun bana Richard Dawkins'i de yakından araştırma fırsatını sunan kişi kendisidir. Adnan Oktar. (Gülüyor)
Lan hakikaten adamın A9 şeyleri, görüntüleri falan aklıma geldi. Ne biçim bir şeydi. Ben o zamanlar zaten çok ilgimi çekti benim. Ne oluyor lan burada? Bu adamlar dinden bahsediyorlar falan diyorum. Burada bir Akkara pavyonu havası falan var. Lan deminden beri gülmeyeyim diye tutuyorum kendimi. Neyse siktir et şimdi. Neyse abi ben bu sayede bunları keşfettim falan. Baya hani oradaki Yasemin olsun, bilmem ne olsun, Ayşe Yasemin bilmem ne. Vallahi hatırlamadığım için, hani ismini söylememek için değil, zikretmemek için değil. Hakikaten soyadını hatırlamıyorum. Kiriş bak, aynen. Ayşemin Kiriş mi, Ayşemin Yase Kiriş mi? Yasemin, neyse işte. Ondan sonra o olsun. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah, sen de çok çok güzel kadınsın. Elhamdülillah, hakikaten. Maşallah. Her görüşümde çok şaşırıyorum güzelliğine. Gerçekten. Her seferinde ilk defa görmüş gibi oluyorum. Maşallah. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam, maşallah. Elhamdülillah, maşallah. Hafızlık var. Evet. Olağanüstü bir genel kültürü var. Maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Maşallah. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Çok temiz. Mütevazı, kıskançlık, haset, o tip şeyler bilmez. Ve muhteşem bir fizik ama yani ben böyle bir olay görmedim. Ay var gerçi, hepsi güzel bizim çocuklar da maşallah. Yani dünyaya kıyasladığımda olacak gibi değil maşallah. Elhamdülillah maşallah. Çok çok hayret edecek bir fiziğe sahip maşallah. Ve ciltler hepsinin çok çok güzel. Maşallah. İşte imanın bereketi. Maşallah, elhamdülillah. Neydi? Esra Erol diyeceğim geliyordu. Esra Eroğlu muydu neydi? Bunlar falan filan böyle hani bunların hani paylaşımlarına falan bakıyorum. Bir yandan böyle bir değişik erotik paylaşımlar falan, bir yandan böyle. İşte Allah bize münafıklar konusunda şöyle uyarıyor, böyle uyarıyor falan diyeyim. Çok özür diliyorum. Paylaşımlar. Of, tutamadım kendimi bu sefer. Neyse. Abi baktık ettik bilmem ne falan. Bütün videoları falan da detaylı seyrettim. Abi Adnan Oktar böyle bir espri yapıyor mesela, hani temel attan düşmüş, ah demiş falan diyor. Bütün stüdyo kopuyor falan. Cappuccino. Acaba kapıyla bağlantısı ne var? Çin'den ithal kapı. Çin'den yani. Çekici. Hocam lacivert ceketin beyaz nasıl gömlekle uyumu olağanüstü. Niye balyozu değil de çekici? Ya yapmayın böyle, yapmayın. Ben kapsiyasin diye bir maddeden bahsetmek istiyorum hocam. Ne? Kapsiyasin. Kapsiyasin. Evet hocam. Kaplamiyasin. Maşallah. Ya kardeşim nedir bu yabancı? Hayretti. Evet hocam, kırmızı biberi bu acı tadını veren madde. Kapsiyasin maddesi. Normal. Ulan gülmeden anlatayım dedim. Yani, hemen bağlayayım falan da. Neyse işte böyle hepsine gülüyorlar falan. Benim neyse konuyu bağlamaya çalıştığım nokta şu bak. Ceylan Hanım zamanında öyle veya böyle, belki de öyle gözükmeniz gerekti. Belki de gerçekten siz de kandırıldınız. Ve kandırıldıktan sonra şans eseri operasyonunda hemen öncesinde
örgütten çıktınız. Fark etmez. Adnan Oktar'a en ufak bir laf edeni itin götüne sokanlardan bir tanesiydiniz. Çünkü siz Ceylan Özbudak'tınız. Öyle sıradan bir kedicik değildiniz. Hani Ruslar falan vardı, böyle yabancılar geliyordu. Öyle yabancılar falan gibi değildiniz. Siz her programa başta çıkan Didem Hanım gibi veya Didem, eğer alındıysa Didem Hanım demiş olmayayım. Eğer alınmamışsa Didem Hanım diyeyim yine. Alınmışsa kötü bir insan olduğu için Didem Hanım demeyeyim. Anladınız ne demeye çalıştım. Neyse, o zamanlar hani en ufak bir laf söyleyene atmadığınız bok kalmıyordu. Canlı yayında ortalığı ayağa kaldırıyordunuz. Acaba siz bu itirafları yaptıktan sonra, örnek olarak bak aklıma ilk gelen, atıyorum Efe Aydal'dan özür dilediniz mi? Efe Aydal'dan gerçekten özür dilediniz mi mesela? Bunu çok merak ediyorum. Veya karşısına çıkıp da bok attığınız falan filan, böyle propaganda yaptığınız insanlardan. İşte affedersiniz ben böyle yapmak zorundaydım. Ya da işte affedersiniz ben kandırıldım yaptım. Beni bağışlayın falan. Böyle bir şeyde bulundunuz mu acaba? En çok kalbini kırdığınız insanlara, en çok başını ağrıttığınız insanlara. Acaba bunu yaptınız mı? Bunu çok merak ediyorum. Acaba bu büyüklüğü gösterdiniz mi? Bunu çok merak ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. İyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese.